Ulusal Kanal'da Nasıl Yani programımızdan merhaba sayın seyircilerimiz. Bugün edebiyat konuşalım, sanat konuşalım istedik. Çünkü siyasetin tozlu dumanlı yolları içinde kaybediveriyoruz o zenginliğimizi. Acaba Türkiye'de sanat ve edebiyat ne durumda? Sorunları ne durumda? Nasıl çözümler üretebiliriz? Popüler kültürün yaygın bir biçimde geniş kitlelere ulaşması edebiyatı ve sanatı nereye çekiyor? Tüketim kültürü nedeniyle, o alışkanlıklar nedeniyle neleri nasıl hunharca mı diyelim? Vahşice mi tüketiyoruz? Bütün bunları konuşacağız. Çok değerli bir isim. Sayın Mehmet Ulusoy bizlerle. Hoş geldiniz önce Sayın Ulusoy. Aydınlık Gazetesi yazarı ve aynı zamanda Teori Dergisi'nin de çok değerli yazarı. Önemli düşüncelerinizi, görüşlerinizi büyük bir, geniş bir perspektifle bizle paylaşıyorsunuz. Çok bilgilendirici yazılarınız var. Fakat geniş kitlelere ulaşmak zor galiba. İşte burada sanat ve edebiyatın sorunları başlıyor. Yani o ilk kültürel atılımların yapıldığı Türkiye'den bugünlerin Türkiye'sine nasıl geldik? Değil mi? Biraz geniş kapsamlı bir soru. Günler boyu tartışabiliriz herhalde. Yani bugün özellikle 20. yüzyılın diyelim ilk çeyreğinde sanat ve edebiyatımıza baktığımız zaman genel olarak bunun yıkıcıları da yapıcıları da yani Cumhuriyet'in 100 yıllık sanat ve edebiyat birikimini yıkanlar da bunu yeniden kurmaya, yeniden yükseltmeye çalışanlar da ortak bir tespit yapıyor. Bu tespit sanatta, sanat ve edebiyatta kriz şeklinde. Kriz dediğimizde işte bazıları buna çoraplaşma, sığlaşma, bayağılaşma, sıradanlaşma olarak tanımlıyor. Bunu işte kiç sanat olarak yeni bir tanım getiriliyor. Popüler kültürün bir parçası olduğu estetik düzey sanattan nitelik kayboldu şeklinde tespitler yapılıyor. Tabii bu tespitlerin çoğuna katılıyorum. Bu tespitlerin arkasında tabii şu tespitler de çok önemli ki bunları kucaklayan, bunların geliştiği yatağı belirleyen, çerçeveyi belirleyen şu tespitleri de yapıyoruz. Yani 80'lerden sonraki, 90'lardan sonraki edebiyata özellikle baktığımız zaman, edebiyat metinlerine, romana, şiire baktığımız zaman birincisi buralarda toplumsal bir içerik ve toplumsal bir kaygının yok olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla her sanat eserinin bir anlatmak istediği vardır. Bir anlamı vardır. Yani o şiirin, o romanın özünde bir şey anlatmak istenir. Bu anlam yoktur, kaybedilmiştir. Anlamdan kaçınılmıştır. Anlam terk edilmiştir. Bunu görüyoruz. Yani bu 80-90'lı roman hepsine baktığımız zaman evet bir şeyler yazılıyor. Bir şeyler anlatılıyor. Ama okuyucu da ne çıkardın bu romandan, ne öğrendin bu şiirden? Sana ruhen bırak bilgiyi, sana ruhen ne bir şey kattı mı? Seni yüceltti mi? Seni yeni ufuklara, insani olarak daha ileri, daha üst düzeylere çıkardı mı? Hani Aristo'nun çok önemli bir tanımıyla arındırdı mı? Katarsis denen bir olay yaşandı mı? Sorduğumuz zaman yok böyle bir şey. Niye? Çünkü toplumsal olmadığı için, dolayısıyla gerçeklikten de koptuğu için büyük ölçüde okuyucuda kendini bulacağı, kendini bütünleştireceği bir roman izlenimi vermiyor, o tadı vermiyor. Başka şeyler anlatılıyor. Bir bu, tespitin biri bu. Romanda da bu böyle. Diyelim bununla ne deniyor? Mesela resimde falan güncel sanat deniyor ama romanda, edebiyatta buna roman kuramcıları yeni edebiyat deniyor, diyorlar. Yeni edebiyat, yeni eleştiri. Bu tanımın altını şöyle bir çizip şöyle bir kenara koyalım. Bu nereden geliyor? Tabii yeni edebiyat, yeni, yeni edebiyat, yeni eleştiri. Bunun Amerikan merkezli bir tanımdır. Özellikle 40'lardan sonraki toplumcu gerçekçi, toplumcu ve gerçekçi sanat ve edebiyata karşı geliştirilen modernist adı altındaki bir sanat akımıdır.
Şimdi 80'lerden sonra demek ki çok önemli bir dönüşüm ve Türk edebiyatı ve sanat anlayışına, yani özgünlüklerimize karşı derin bir yabancılaşmanın yaşandığını görüyoruz. Niye 80 vurgusu yaptınız? Şimdi oraya, evet, çok güzel bir soru. Niye 80? Şimdi 80'den bu yana neredeyse 40 yıla yakın bir zaman geçti. Bu süre içinde 80'lerde başlayan, aslında dünyada da, Türkiye'de de 80'lerde başlayan, adına küreselleşme denen bir karşı devrimci süreç yaşandı. Bu sürecin tabii ekonomik ve siyasi boyutlarını birçok yönleriyle tartıştık. Helele ulusal kanal izleyicileri çok iyi bilmektedir. Ama bunun kültürel, sanatsal, edebi boyutları nedir? Birileri aslında, yani attı alan Üsküdar'a geçtiği şeklinde de yorumlayabilir miyim? Birileri, o liberal postmodern yazarlar bu dönüşümü zaten çoktan Türkiye'ye dayatmışlar. Küresel sermayenin, Avrupa Birliği fonlarının desteğiyle, Türkiye'deki onların temsilcilerinin desteğiyle bir sürü yol almışlar. Biz bunları sadece siyasi düzeyden, siyasi cepheden onların liberal, mandacı, sevirci tavırlarına, kültürel olarak emperyalist kültürün uzantısı olmalarına veya devşirilme durumlarına, devşirilmişliklerine haklı olarak bu eleştirileri yaptık. Ama içeriden, yani o sanatların içeriğini tartışarak, bu içeriğin de insani açıdan, toplumsal açıdan düşmanın, gericiliğin temsilcisi olduğunu, halkın değil, ulusal kültürün bir parçası olmadığını, kozmopolit, küreselci hatta mafyalaşmış emperyalist kültürün bir parçası olduğunu olgularla, o sanat edebiyat gerçeği içinden alan için tartışarak tabii, veremedik. Yani, henüz burada geç kaldık biz. Evet. Burada şunu görüyoruz, kendi değerlerimizi asla gün ışığına çıkarmadan emperyalizmin sanata baskısını gördük. Yani sanatı yönlendirişini gördük. Sanatımızı burada, ya da bu nasıl oldu? Birinci şey bu. 12 Eylül'den sonra demek ki kültürel edebiyat ve sanat boyutunda, kültürel boyutta çok önemli, sadece edebiyat sanat değil, edebiyat sanat zaten kültürel alanın en etkin, en aktif, en duyarlı motor diyelim ki kolları. Ama günlük yaşama ilişkinde bir sürü şey yapıldı. Ne oldu peki? Yani 12 Eylül'ü tarih olarak koyarsak, o dönemde yani bu dönemde rastladığımız, hala yaşamakta olduğumuz bir süreç var. Yazarın Suçlu kitabında suç aleti olduğu bir dönemden. Olduğu dönem oldu ama olmadı dönem. Kitapların yakıldığı dönemleri biliyoruz. 12 Eylül'de işte birincisi bu küresel emperyalist kültürün aslında postmodernizm denen ki 70'lerden sonra Batı kültürünün esası oldu. Mesela bunun Batılı yazarların çoğu 1975'lerden itibaren Batı'da sanat ve edebiyat postmodern niteliğe büründü. Şimdi onu kısaca belirteceğim. Bunun Türkiye'deki çok önemli yansımalar oldu. Mesela şunu dediler, postmodern edebiyatın önemli yazar. Mesela Hasan Bülent Kahraman, Ecevit, neydi Ecevit? Pardon. Evet. Hasan Bülent Kahraman dedi. Birisi yani o, birisi o. Muazzam bir çoraklaşmaya mı geçildi? Şimdi onlar bunun teorisini yaptılar. Evet. Şimdi aklıma gelir. Evet. Ne dediler? Bir, artık 80'den sonra sanatta anlam aramayacağız. İçerik artık önemsizleşmiştir. Magazin biçim, ön plana çıktı. Biçim önemlidir artık dediler. Biçim. Biçim deyince de biçimin estetiği, yani estetiği içerikten koparan, içeriği yok sayan, yani içerik deyince anlam vardır, bir tarih boyutu vardır, toplumsal bir gerçeklik vardır, onlardan tamamen koparan bir sürece girindi dediler. Mesela Hasan Bülent Kahraman, iyi, kötü, doğru, yanlış gibi ikilemler veya karşıtlıklar artık sanatın içinden çıkarılmıştır dedi. Şimdi Nietzsche'nin meşhur bir kitabının ismi vardır, İyinin ve Kötünün Üstesinde. Onu günümüze taşıyarak, ki Nietzsche bu postmodern felsefenin temel kuramcısıdır. Oradan çok beslenmişti postmodernizm. Akılcılığa ve bilime, gerçekliğe karşıt tavrıyla bunu beslemiştir. Hasan Bülent Kahraman bunu diyor.
Diyor ki 12 Eylül'den sonra artık sanatta, edebiyatta içerik önemsizleşmiştir. Biçim önemsiz olmuştur. Biçim de nedir? Evet. Bir takım metinleri salt, toplumsal bir anlama, işte bir şeyi öğrenmeye, insanı manen eğitmeye yönelik değil, tamamen eğlenceye ve oyuna yönelik olarak kurgulama. Magazin. Magazin programlarının, fantazi, magazin dergilerinin, magazin gazetelerinin tavan yaptığı bir dönem. Fantazileşme deniyor buna. Evet. Mesela o Bilge Karasular, bilmem evet. Murat şeyler, Orhan Pamuklar, evet. Hasan Ali Toptaş mesela, bunlar bakalım şeylerine, bütün romanlarına baktığımız zaman Nazlı Eray çok önemli. İhsan Oktay Anar, bunlar kendileri zaten postmodern roman yaptı. Teorisyenleri de Hasan Bülent Karan, Ağrıman gibi teorisyenleri de zaten onu öyle tanımlar. Onları öyle tanımlar. Postmodern nedir? Bir roman tadı, gerçeklik duygusu vermez bu romanlar. Sadece içinde çerezlik, eğlencelik motifler vardır. Kurgu tamamen eğlenceye, ilgi, çok böyle tuhaf, garip, heyecan verecek, anlık heyecan verecek şeyler, temalardır veya ögelerdir romanlarında işlenen. Merakı aşırı abartan, ilginçliği aşırı abartan, yapay gerilimler üreten şeylerdir. Kurgu her şeydir. Kahraman diye bir şey yoktur. Özne yoktur bu romanlarda. Olay örgüsü yoktur. Çünkü olay örgüsü şeydir, toplumsal bir gerçekliğin içerisinde olur. Çünkü olayları başka türlü kurgulayamaz. Bunlar yoktur. Şey yoktur. Ana fikir, yani bir öz yoktur, içerik yoktur. Şimdi bütün bunlar, bu saydığım isimleri çoğaltabiliriz. 80 sonrası roman ve edebiyatımızda yükselen isimler. Şimdi bununla şeyin bir paralelliği vardır. Şimdi Gırgır dergisi, sarp bir mizah dergisi olarak, Gırgır, Leman gibi dergiler anlamlıdır. Ama bu sanatın her alanı, her şeyi sadece eğlence, günlük birlik şeyi tüketme olarak algıladığımız zaman ciddiyet ve anlam, ki hayatın, toplumun birçok sorunu ciddi olarak ele alınması gereken, romanda da bu işlenmeli. Kaliteli bir mizah, kaliteli bir güldürü ciddiyetin yanında anlamdır. Bir romanı baştan sona güldürü olursan o ishal olmuş bilmem ne gibidir. Bir şeye yaramaz. Hep güldürü. Yani çocuğu bile eğlendirmez bu nokta. Şimdi bu noktaya gelmiş. Şimdi tıkandı gerçi bu süreç. Şimdi bunun arkasındaki ideoloji postmodernizmdir. Onun arkasındaki emperyalist sistemin toplumsal ve siyasi omurgası, yani o ideoloji, o kültürel diyelim ki ideoloji üreten, dayatan insanlığa batı merkezi bir sistemdir bu. Evet. Postmodern işte liberal, küreselci, mafyalaşmış, evet, tüketim toplumu dediğimiz yapıdır. Şimdi o zaman bunu böyle biraz daha fotoğrafını netleştirir misiniz? Giydiklerimizden yediklerimize varıncaya dek. Evet. Muazzam bir emperyalist baskı altındayız. Evet, evet. Şurada sokağa çıkalım. Görüyoruz bunu. Amerikan usulü beslenme. Evet. Bizim klasik köfte ekmeğimiz başka bir isim altında, değil mi? Bildiğimiz köfte ekmeğimiz tadı bile olmayan bir hamburger kılığına bürünerek karşımıza geliyor mesela. Evet. Eğer doğru bir yaklaşım sergiliyorsak. Bunlar her şeyimizi etkiliyor ama. Şimdi ben size başka bir boyutu getireyim. Şimdi bunların bir şey. Şimdi bu kültür yerli olan, ulusal olan, bize özgü olan, bizim geleneklerimiz olarak, özgünlüklerimiz olarak, ulusal kimliğimizin bir parçası olan her şeye karşıt bir kültür. Geleneksele karşı. Onu tahrip eden bir kültür. Evet. Ha, bunun arkasında aslında emperyalist tekellerin, tamam mı, üretmeyin, sadece tüketin, hem de bizi tüketin, bizim mallarımızı tüketin mesajı vardır. Kodlanmıştır neredeyse. Hani şunu söyleniyor, şunu söylüyoruz bunları eleştirir. Diyelim ki hormonlanmış bir kitle yarattılar. Gedolaştırılmış, genetiği değiştirmiş. Genetik nedir? İşte ulusal kimliği. Kendine yabancılaşıyor. Kendine tabii yabancılaşmış insan tipi. Amaç buydu zaten. Televizyon ve internetin son 40 yılda Türkiye'de oynadığı esas rol, toplumu aydınlatmak, toplumu özgürleştirmekten çok, onun bir rolü var mutlaka. Dikkat edin, toplumu
toplumu daha çok emperyalist kültürün, tamam mı, denetimi altında sürüleştirmek. Televizyon tepkisizleştirmek. Eğer iyi, düşün, Özal'la başladı. 150 tane televizyona çıktı. Neye yaradı? Toplumu aydınlatan bir şey olmuş işte. Bir kısmı, büyük bir kısmı zaten iktidardaki bilmem partinin veya gücün denetiminde yandaş bir medya oluyor. Gerisi de zaten birkaç tane muhalif. Gerisi de çerezlik, eğlenceli şeyler üretiyor. Toplumsal hiçbir konu. Filmlerde de öyle, dizi filmler, her şey böyle. Yani tüketim toplumu dediğimiz, tüketim kültürü dediğimiz olay yaşanmış işte. Tamamen bir disiplinle niye yapıldı ama niye bu, değil mi? Niye o tüketim kültürü? Tabii tabii. Tabii bir disiplinle, bilinçli bir disiplinle, programlı, sistemli, programlı, dedolaştırma diyoruz. Tabii. Yani devşirilmiş aydınlarla bunlar yapıldı. Deminki söylediğim işte yapıldı diyelim. Yapıldı ve yapılıyor. Hasan Bülent Kahraman bunun teorisi, Yıldız Ecevit bunun teorisi. Teorisyeni evet, bunlar, Yıldız Ecevit. Ecevit. Aklıma evet. geldi bak şimdi. Bunlar, bunların kitapları bunu çok etraflı bir şekilde anlatırlar. Orhan Pamuk yazar zaten diyelim. Uluslararası planda çok okunan kitaplar. Bunlar küreselleşmenin bu tüketim kültürünün teorik yani sanatını yapanlar. Borges, Umberto Eco, İtalya Calvino. Bu işte fantazi kültür, fantazi edebiyatı yani. Milan Kundera. Bunlar hepsi ortak ekseni aydınlanmayla başlayan çağdaş tabi sanayi devrimiyle bütünleşen, sanayi ve bilimsel devrimle bütünleşen insanın doğayı ve kendini insanlığın hizmetine dönük değiştirme, dönüştürmesine programlamış bir aydınlanma projesi var. Yani modernite de diyoruz biz bunu. Bunun temel ilkeleri nedir? Bilim ve akılcılıktır. Akılcılıktır. Artı üretme, yaratma burada çok hayati önemlidir. Ve çalışma ahlakı dediğimiz, emek ahlakı dediğimiz bir ahlak getirmiştir. Kapitalizm kendi içinde çatışmalıdır. Kapitalizm bir taraftan sanayi burjuvazisinin bilimi sanayi uygulamasıyla bir ilerleme yarattı 19. yüzyılda. Bu ilerlemenin kültürünü de yarattı. Aydınlanma kültürü diyelim. Onu kim devraldı? Onu 20. yüzyılda işçi sınıfının öncülüğünde, diyelim işçi sınıfı devraldı. Onun ideolojisi savunan sosyalistler devraldı. 1970-80'lerde karşı devrimci dönüşüme kadar Avrupa'ya baktığımız zaman sosyalist düşüncenin, sosyalist kültürün, tamam mı? O Fransa'sında, İngilizce'de çok baskın eğitim yani o sosyal devlet gibi kavramların, birçok emekçilerin, birçok kazanımların var olduğunu, bunların çok önemli bir rol oynadığını görürüz. Yani Batı aydınlanmasının temsilcileriydi. Tabii bu aydınlanmanın en büyük temsilcisi Marx'tı. Marksizm'de bu aydınlanmanın, modernitenin temel bir şeyidir, koludur. Şimdi bütün bunlar 80'lerde Batı'da işte o karşı devrim dediğimiz sürece terk edildi. Ne getirildi? İşte tüketim kültürü. Tüketim insanı. Nasıl bir insan bu insan? Nasıl bir insan? Üretmeyecek. Üretmemek geleceği olmamak demektir. Gelecek, çünkü kapitalizm böyle bir noktaya geldi ki gelecek idealinden o toplumlar vazgeçti. Batı toplumlar sadece burjuvazi değil. Batı'da işçi sınıfının partileri de neredeyse şey oldu. Etkisiz hale geldi. Bir gelecek üretme, yeni bir insan üretme, yeni bir toplum üretme enerjisi ve bilinci Batı'da neredeyse çöktü. O nedenle Batı'da sanatın sonu dediler. Estetiğin sonu dediler. Yani sanatın ve estetiğin sonu derken aynı zamanda akılcılığın da, ilerlemenin de ondan sonra evrensel değerlerin de yani o aydınlanmayla başlayan Fransız devrimine başlayan özgürlük, eşitlik ve kardeşlik ideallerinin de sonuydu bu. İnsanlığın ileri doğru bir gelişmesinin, yetkinleşmesinin önünün tıkanmasıydı. Dolayısıyla Batı'da derin bir çürümenin yansımasıdır bu postmodern kültür. Sadece tüketime dayanan, üretimi artık yüceltmeyen, öngörmeyen, üretimin kutu kaka diyen bir kültür, çöken bir kültür demektir, çürüyen bir kültür demektir. Orada yaratıcılık da olmaz. Size başka bir boyuttan şunu söylemek isterim. Şimdi aslında emperyalizm de çürüme, Batı'daki çürüme, çöküş süreci 20. yüzyılın başlarında başladı. Lenin diyor ya, Lenin, emperyalizm merkezler asalak ve çürüyen bir sistemdir emperyalizm.
Bu siyasi olarak, ekonomik olarak aslında belli ölçüde ortaya çıktı. Bir sürü krizlerle ortaya çıktı. Yani insanlığa yeni bir gelecek, insanlığın daha adil, eşit ve huzurlu bir gelecek yaratmayı başaramadı kapitalizm. Birinci ve ikinci dünya savaşlarında kıyıcı, yıkıcı bir sistem olduğunu kodlandı. Ama bunun sanatsal kültürel boyutu batıda yaşanıyor. Bize bunun tartışması bizde yeni başlıyor. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra iki eğilim çıktı batıda. Sadece batıda değil, dünya. Batı merkezi, Sovyetlere de katacağız buna, Türkiye'ye de katacağız. Yani aydınlanma ve modernitenin alanı dediğimiz bu toplumlarda, yani modern devrimler yapmış bu toplumlarda iki eğilim çıktı. Birincisi dadacı eğilimdir. Yani burjuva modernist akım denir ona. Modernist akım her şeyi topluma ilişkin, insana ilişkin her şeyi reddeden, sanatı da reddeden, yani kapitalizmin içinde bir tepkisel hareket. İşte Duchamp bunlardan birisidir. Meşhurdur. O Duchamp meşhur. Yani tuvalet klozeti sanat diye sunan, güya kapitalizmi eleştiriyor. Buna ironi diyor bazıları ama ironi bu düzeyde bir ironi, ironi olmaktan çıkıyor. Kapitalizm geliyor. Oysa kapitalizmin gerçekliğini yansıtıyor. Onun içinden bakıyor çünkü. Bir böyle bir modernist ama burjuva bireyin toplumdan, gerçeklikten kaçışının kendi içsel kapitalizmin yarattığı derin çelişkileri, yalnızlaşmayı yaşamasının bir sonucuydu bu modernist, dadayla başlayan, sonra gerçekçilikle, soyut sanatla devam eden akım. Bu gerici bir modernizm. 60'larda ABD'nin denetiminde, ABD'de yeniden formatlandı, tam gerici bir modernizm oldu. Gerçeklikle hiçbir alakası olmayan bir modernizme dönüştü. Yeni edebiyatta 60'larda Amerika'da böyle başladı. Yeni edebiyatta aynıdır. Sanat bağımsızdır. Hiçbir toplumsal gerçeklikle, hiçbir bilmem neyle bağı yoktur. Sanat kendi içinde bir dünya, farklı bir dünya. Estetik bu bağımsız, özerk alandadır. Yani sanatın sadece biçimseldir. İçerikle, toplumsal sorunlarla, insanın sorunlarla alakası yoktur. Olmamalı. Özü bu. O yeni eleştirim özü bu. Bunun bütün bir sürü şeyi var. Bir başka şey daha çıktı. 1910 özellikle 19'lardan sonra, yani Ekim devriminin rüzgarıyla batıda da Almanya'da falan özellikle büyük toplumcu emekçiden yana yeni bir dünya umudunu, yeni bir insan umudunu içeren, onu taşıyan yeni bir sanat akımı çıktı. Bu sanat akımı aslında kökleri toplumsal gerçekçi, işte Tolstoy'larla, Dostoyevski'lerle, Gorki'lerle geliyordu romanda. Özellikle resimde ise şöyle gelişti. Bauhaus diye bir hareket gelişti. Evet. Bu hareket Almanya'da başladı ama daha sonra Sovyetlere taşındı. Özü şuydu. Yaratıcılığı, işi, yani sanatı, yaratıcılığı, tasarımı sanayiyle birleştirmek. Yani üretimle sanatı birleştirmekti. Bunun yansımaları bizde köy enstitülerine şey taşıdı. İsmail Hakkı Tonguç taşıdı. Evet. Bauhaus'ta gitti, kurs gördü 1930'larda. 1930'larda İsmail Hakkı Tonguç'un köy enstitülerindeki o başarısının, yani edebiyatla, eğitimle, edebiyatla, sanatla üretimi birleştiren, eğitimin üretimle bağını kuran, bunu estetik bir biçimde kurmayı amaçlayan bir sistemdi o. Bunu da Tonguç taşıdı. Sovyetler Birliği'nde konstruktivizm şeklinde bunun şeyleri var. Veya işte Nazım'ın yetiştiği şeyler, fütürizm. Bütün bunlar aslında devrimci modernist bir sanat akımı olarak, toplumcu gerçekçiliğin yanında devrimci bir modernist sanat akımı olarak geliştiler. Geldiğimiz noktada 1960'ların sonu ve 70'lerde bu toplumcu gerçekçilik hala devam ediyor edebiyatta. Şimdi postmodern teorisyenler sonu geldi şu bu ama öyle değil. Devam ediyor. Türkiye'de devam ediyor, Rusya'da devam ediyor, Batı'da devam ediyor. Ama Batı'da daha baskın hale gelen burjuvazinin, kapitalistlerin, emperyalizm özellikle pompaladığı İstanbul'da başta biyanellerle, bilmem şeylerle, küratörlükle, işte kavramsal sanatla, işte İncel sanatla dediniz. Yani küratörlük. Bir eleştirel bakış getiriyorsunuz. Tabii, neden? Küratörlük şu. Sanatı, sanatçıyı
bir bağımsız özne olarak görmeyen, sanatçıyı belli konularda işte sınırlayan gibi. Sınırlayan. Küratör bir kavramın temsilcisi. Tamam mı? Bir kurum bir şey belirliyor. Şu konuda işte komşuluk diyor en son bu çeşitli sergiler. Yani komşuluk diyor, bir şeyle diyor mesela. Filanca. Göçmen filanca diyor. Yani bunu, evet, bu ad aldığını diyor. Sanatçıyı merkezden belli kavramlarla yönlendiren, aslında sanatçıyı bir ne derler taşeron gibi şunu kullandıran, sanatçının yani, sınırsız yaratıcılığını. Bu serginin teması bilmem komşuluk. Bütün sanatçılar komşuluk temada böyle yönlendiriyor. Eserler çıkaracaklar. Tabii sanatçının bağımsız özne olarak faaliyetini sınırlıyor. Seyircilerimiz biraz daha rahat anlasın. Kavramsal sanatta bunun bir başka biçimde ifadesidir. Bunların hepsine güncel sanat diyor. Ama bu güncel sanat aslında dediğimiz gibi aydınlanma değerlerini temelinde taşıyan sanat ilkelerine, sanat estetik ilkelere artık karşı. Sanatın sonu derken artık eski estetik ilkeleri, yani o Hegel'in, Schiller'in, bilmem Goethe'nin savunduğu, inşa ettiği sanatın ve estetiğin ilkeleri, o derin perspektif artık terk edilmiş. Niye? Çünkü onların hepsinde toplumsal ve insani bir kaygı vardır. Bunlar terk edilmiş durumda postmodernizmle. Sonra ne oldu? Şu anda kaos var. Şu anda işte çoraklaştı sanat. Türkiye'de özellikle çok bir de Türkiye'de bu öylesine bir şey oldu ki önüne gelen daha büyük darbe aldı. Tabii çünkü sanat da resim de olsun, edebiyat da olsun, sanat da bir çaba gerekir. Yani düzeyli, nitelikli bir çaba, derin bir çaba ve bilgi gerekir. Bu postmodern sanat bilgi önemli değil diyor hatta. Sıradanlığı yüceltti. Ne oldu? Popüler kültür de öyle oluştu. Sıradan, çok fazla bilgi, çok fazla zorlamaya gerek yok. Bir iki yaratıcı bir şeyler, hareket yap. İşte bu sanattır diyor. En önemli şey özne diyoruz. Bak özne, yaratıcı özne çok derin bir bilgiyle, derin bir düşünme biçimiyle, işte algılamayla, değil mi? Kurgu çabasıyla nitelikli bir şey üretir. Bu postmodernizmin en önemli özelliklerinden birisi nitelikli sanatın reddedilmesidir. Yani onu o diyor günü doldurdu. Kiç dediğimiz şey zaten bunun başka bir ifadesi. Kiç dediğimiz niteliksizliği, sıradanlığı. Giyim kuşamda da öyle. Görüyoruz. Niteliksizliği öyle. Şöyle de indirebilir. Mesela Ahmet Altanlar'la bu pornoya kadar, pornoyu sanatta kullanmaya kadar inebiliyor. Evet. Nitelikli sanat, diyelim bir Elif Şafak'ta. Bildiğimiz çok bilinen, çok şey yapan kurgusal temaları alıyor, birleştiriyor kendince. Uyduruk romansı, uyduruk şeyler. Yani düzeysiz, yani sıradan bilgiler. Çıkışı zaten Baba ve Piç adlı kitabıyla olmuştu ki çok şaşırmıştık. Şimdi, tabii. Evet. Yani Tolstoy gibi, bilmem ne gibi yazılamaz. Tabii hiçbir sanat eseri tekrarlanamaz. Eyvallah. Ama Tolstoy'un çabasını gösterebilmek bugün de mümkün. Yeni şeyler yazılır. O düzeyde olmasa onu karşılaştırmak doğru değil ama Türkiye'nin son 40 yıldır yaşanan gerçekliğiyle o büyük alt üst oluşu, kırılmaları, bölünmeleri, farklı din hepsi bilmem. Hepsi sanata öyle ve insan, edebiyata öyle bir insan malzemesi var ki Türkiye'de hiç kimse buna çaba harcamıyor. Evet. Ebek harcamıyor. Çileye kısına katlanmıyor. Güzel şeyler çileyle üretilir. Sıkıntısına katlanarak üretilir. Bu terk edildi. Niye? Çünkü gelecek diye bir ütopyadan vazgeçildi. En önemlisi budur. Kısa yoldan köşe dönmecilik dayatıldı. Tabii kısa yoldan köşe dönmecilik, kısa yoldan tüket at, tüket at. Kalıcı bir şey üretmenin anlamı yok, gelecek yoktur. Bu eskidi, şimdi işte elimizin altındaki telefonlardan bakalım. Aynen, en tükettim. Kapitalizm alınıyor, bir saat sonra aldığınız telefon eski telefon haline dönüşüyor. Tabii kapitalist kültürün, emperyalist, yani batının bak, batı diyorum, sadece dünya değil, batıda bu oldu. Batı sistemi çürüdü, insanı da çürüttü. Sanatçı direnmekten vazgeçti batıda. Yani peki biz... Yani tek tük direnenler var. Şimdi oraya geleceğim. Teknik direnenler var. Bu direnci nasıl hayata geçirmeliyiz? Şimdi mesela direnenlerden biri sizsiniz. Direnenler. Şimdi onun tabii direnmek, her yerde direnen olacaktır. İnsan, insani özelliklerini koruyan olacaktır. En kirlenmiş, en kozmopolit, artık doğadan da kopmuş, doğayı da düşük karşısına almış, insan doğasını da yıkıma uğratmış bu şimdi şeyler var ya, yapay zeka, bilmem yapay insan vesaire, yani o robotun şunu mu? Bunlar ne yapıyor? Bunun önümüzde büyük tartışma işte, konuları. Almanya'da ortaya çıkan Endüstri 4.0 vesaire. Şimdi bunlar teknolojik determinizm dediğim, teknoloji her şeyi çözer gibi sakat bir anlayış. Tabii hala var çok şey. Ve tabii ki insanlar işi sıradan, yani sıradan demeyeyim de temel ihtiyaç maddelerini tüketme, onların daha ucuza mal edilmesi olarak baktığın zaman
kısa ve dar perspektifle bakıldığı zaman bunlar, bu teknolojilerin olması iyi gibi görünebilir. Ben şu anda Batı'nın vardığı noktada yeni üretilen bütün teknolojileri çok istisnalar hariç insanlığın neredeyse aleyhine olmaya başladı. İnsanlık, insanilikten uzaklaşan, çürüyen bir sistem insanilikten uzaklaşır. Bir şey söyleyeyim. Burada postmodernizmin, postmodern kültürün en önemli şeylerinden birisidir bu. Tüketim kültürünün ve gelecek yok diyen, gününü yaşa diyen kültürün. Gününü yaşa, günübirlik tüket. Dolayısıyla nitelikli şey üretme. Biçimsel, fantazi, eğlence, oyunla uğraş vesaire. Bu kültürün en önemli unsurlarının birisi, daha önce de belki söylemişimdir. Mesela Batı'da çürümenin en önemli şeyidir. Mesela eşcinsellik resmi, eşcinsel evlilik resmidir. Eşcinsellik çok yüksek boyutlardadır. Şimdi bu tabii ki ruhsal hastalığın da bir başka boyutudur. Biyolojik anlamda bir eşcinsellikten bahsetmiyorum. Düşünsel anlamda. Düşünsel. Yani toplum, adam biyolojik olarak anasından doğduğunda biyolojik olarak ya erkek ya kadın, doğal sorun yok. Ama daha sonra birçok toplumun içindeki insani olmayan, o bireycileşmenin, insani olmayan ilişkilerin getirdiği bir şey vardır. Dönüşüm. Dönüşüm vardır. Başkalaşma vardır. Başkalaşma. Yabancılaşma vardır kimliğin, kişiliğine, biyolojiğine. Esas bu, buradaki eşcinsellik. Pornoloşma da onun bir başka boyuttur. Ama şimdi işte bu biz eşcinsellik niye var? Edebiyat adı altında topluma bu dayatıldı. Bu dayatı işte marketlerde bile son romanlar tabii moda romanları hepsinde eşcinsellik, bir eşcinsel karakterler birinci karakter olarak sunuluyordu. Bak, son Avrupa merkezi, bizde de yansıyan ya eşcinsel karakterler vardır ya etnik bir kimliğin bilmem davasını temsil eden, işte güya haklı davasını, yani emperyalizm güdümlü bir şeydir bu. Bunu temsil eden kimlikler öne çıkmıştır. Eşcinsellik aslında geleceğim yok demektir. Ne demek? Amerika'da neredeyse eşcinsel %40'lara varıyor. Değilse resmen evliliği o devlet neye kabul etsin? Çok güçlü bir dalga. Dolayısıyla çocuk yapmadı diye bir şeyden kaygı yok. Kaygıdan kopmuş insanlar. Çocuk yapma kaygısının ortadan kalkmasının ne anlamı var? Nedir anlamı? Gelecek kaygısını, geleceğe bir şey bırakma kaygısını da terk etmiş demektir. Marx Alman ideolojisinde şunu der. İnsanlar, insanlık iki şey üretir. Bir, geçim maddelerini, geçim araçlarını üretir. İki, üreyim olarak soyunu, yani çocuklarını yapar, geleceğini, biyolojik olarak geleceğini üretir. Biyolojik olarak geleceğini üretme, dinamizmini, enerjisini neredeyse Batı kaybetme noktasına gelmiştir. Eşcinsellik bu derece yüksektir. Şimdi, bütün buralardan baktığımız zaman işte tüketim toplumu, tarihi reddetmek mesela, postmodern tarihsel değildir romanların, hiçbirinde tarih yoktur. Olay akışı yoktur romana yansıması. Sanata yansıması olay akışı. Mesela en son ben Bilge Karasu'yu okudum. Evet. Gece diye bir kitabı. Zaman kavramı neredeyse yok. Yani zaman akışı yok. Bir sanırım yanımdaydı o kitap. Varsa onu söyleyeyim size. Mesela. Yok. Aklıma gelmedi. Şimdi bizde de bunlar çok. Yani zaman akışı romanda çok önemli. Determinizmi. Çünkü bizim mantığımız olayları, karakterleri, gerçekliği kavrayabilmek için belli bir zaman akışı içinde. Madde böyle tanımlanır. Tarihin içinden böyle tanımlanıp bakabiliriz. Tarihin dışına çıkıyorlar bunlar. Zaman kavramı yok. Zaman kavramının reddedilmesi ne anlama gelir? Geleceği reddetmektir bu. Gelecek konusunda düşünmemektir. Yani bir çürüme var demektir. Her şeyin bir geleceği vardır. Bu yok olmuştur. Şimdi bu gerici modernizm diyoruz. 60'lara kadar bu gerici modernizm olarak kendini gösterdi. Burada çok önemli bir kırılma olayı vardı. Birinci Dünya Savaşı'ndakini söyledim. İşte o dadacılık şeklinde sanatın her türlüsüne, kapitalizme güya karşı çıkarken o kapitalizme karşı tepkiler daha sonra kapitalizm tarafından emildi. Modernist akım içinde, modern demiyorum, akım içinde emildiler onlar. Bir kısmı tek tük
sosyalist yani toplumcu bir sanat şeyine doğru savruldular kapitalizme evet. karşı. Yani olumlu şey yaptılar. Evet. Bu şu dalga, soruyu hemen size yönelteyim. Cevabını ne zaman verirsiniz? Modernistle modern ayırıyorum ikisini dediniz. Evet, çok güzel. Cümlenizi tamamlayın. Evet, şimdi şunu bitireyim. 60'larda ki bu dalganın çok önemli bir belirleyicisi. Yani 60'larda gerçeklikten, içerikten, anlamdan kopuş şeklindeki bu postmodernizmin 60'lar şeyidir artık. Ne derler? Hazırlandığı bir süreçtir. 68 Gençlik Hareketi Batı'da modernizmin aydınlanmacı bir takım özelliklerini koruduğu son şeydir. 68 Gençlik Hareketi yenildikten sonra aslında çoğu Marksist olan bir sürü yazar postmodernizmi savunmaya başladılar. Çok belirgindir bu. Bunu hazırlayan önemli bir olay İkinci Dünya Savaşı sonucunda Batılı aydının yaşadığı büyük paniktir. Büyük yıkımdır, hayal kırıklığıdır. Burada Frankfurt Okulu dediğimiz işte Marksist eleştirel kuram diyelim ki kuramın işte şeyi çevresi bunlar. Bunlar sanat, felsefe birçok alanda Avrupa Marksizmini inşa etmeye çalıştılar. Sovyet Marksizmine karşı, Sovyet deneyimine karşı o tepkiler de şey yaptılar vesaire. Onların var dediği çok önemli bir şey vardır. İşte Batı'daki aydının yanılgısını ve hayal kırıklığını teorize eden bir önemli tespit vardır. Aydınlanmayı geldiğimiz noktada Alman faşizmiyle özdeşleştiren akılcılığı bir noktaya vardılar. Oysa öyle olmaması gerek, öyle değil gerçek. Akılcılık Hitler'in temsil ettiği bir şey değildir. Onlar de ki akılcılığın sonucu budur, yani aydınlanmanın sonucu budur. O zaman biz aydınlanma ilkelerinden uzaklaşalım. Tarihin determinist mantığından uzaklaşalım. Akıl dışına, bilinç dışına yönelen bir dalga o süreçten sonra daha da hızlandı. 50'ler, 60'lar felsefede, psikolojide akıl dışılığın teorize edildiği bir dönemdir. Akıl dışılık. Ülkemizde nasıl? Sanatta da akıl dışılık. Bu işte bu ülkemizde diyelim ikinci yeni, birinci yeni soyut sanat. İşte bu saydığımız romancılara da kısmen yansıdı bu. Bu akıl dışılık. Özellikle postmodernizm yeni yeni taşınıyor. Yani 80'lerden sonra. Yani nedir? Mesela modernist sanatçılar ne yapıyor? Diyor ki bir resim bakıyorsun değil mi? Anlam bir şey soruyorsun. Hayır diyor, burada anlam yok diyor. Herkes kendisi yorumlasın. Çünkü sanatçı aklını yani sanatın estetiğin bilgi birikimine, insanlığın bilgi birikimine dayanan aklıyla duyumunu yani o sezgilerini birleştirip sanatsal bir sentez yapması gerekirken o yaratıcılık öyle. Bilgi vardır yaratıcılıkta. Bilgiyi yok sayıyor. Bilgiyi yok sayınca, yani aklın ürünü olan bilgiyi yok sayınca ne olur? Sadece duyguyu. Yani düş rüyasını, yani ya rüyasını yansıtıyor ya işte aklına geldiği estiği gibi bir şeyleri şey yapıyor. Renk oyunları yapıyor. Müzikte rastgele bilmem neler yapıyor. Bunlar modernist sanatın 60'lardaki şeyidir. Yani o Jackson Pollock vardır meşhur. Evet. Rastgele sallıyor fırçayı. Onların bayraklaştırdığı isimdir. Bu akıl dışılığın, bilinç dışılığın bayraklaştırdığı isimdir. Niye emperyalizm bunu? Çünkü toplumsal gerçekçi sanat, edebiyat toplumsal akla, mantığa hitap ediyor. Tarihsel bilinciye hitap ediyor. Değer yargılarına hitap ediyor. Tabii. Şey oluyor değil tabii, mi? Tabii. Onunla buluşuyor. Değer yargılarının anlatıcısı tabii. oluyor. İnsanların gerçeklik duygusunu tahrip evet. etmeden ona hitap ediyor. Ayna tutuyor. İşte. Öbürü ise gerçeklik duygusundan kopartıyor. Kopartıyor. Evet. Ve şimdi o modernizmi bir yaprak gibi uçuyor insan evet. havada. Bir ara vereceğiz. Tabii. Ardından modernist ve modern tabii, moderni evet. tartışalım. Lütfen bizden ayrılmayın. Çok güzel bir sanat ve edebiyat söyleşisi gerçekleştiriyoruz. Sayın Mehmet Ulusoy'la birazdan buradayız. Müzik
Devam ediyoruz Ulusal Kanal'da Nasıl Yani programımızı. Türkiye'de sanat ve edebiyatın sorunlarını konuşuyoruz eleştirel bir bakışla. Aydınlık Gazetesi yazarı ve Teori Dergisi'nin çok değerli yazarlarından Sayın Mehmet Ulusoy'la birlikteyiz. Geldiğimiz nokta önemli. Bu arada bir ipucu da vereceğim izleyicilerimize. Aydınlık Kitap Ekim'de çok önemli bir analiz yazınız çıkacak. 68'in kültürel ruhu. Çok da önemli yani bir 68 kuşağı öyle çok şeye damga vurmuş ki tabii kültürel ruhu da önemli konuşacağız. Sanırım önümüzdeki cuma yani muhtemelen. Çıkacak önümüzdeki cuma. Şimdi çoraklaşma, sanatta postmodern kırılma var dedik. Bunun yansımalarını nispeten konuştuk. Derken iki önemli kelime kullandınız. Şimdi onun açıklamasını modernist ve modern. Modern. Niye evet, modernist çok ve modern? Evet, bunlar bir ayrım evet. Yapıyorsunuz. Şimdi modern derken bunu diyelim son 200 yıl modern çağın karşılığı olarak en geniş anlamda modern kavramını kurarız. Yani Fransız devriminden sonraki aydınlanma ilkeleriyle işte bilimsel devrim, sanayi devrimiyle yaratan kapitalizmin geliştiği, kapitalizmin dinamiklerinin oluştuğu çağ modern çağdır. Günümüze kadar bu modern çağ devam ediyor. Henüz yerine yeni bir proje tabii yok. Bu modern çağın en önemli olgulanan birisi kapitalizm, burjuvazinin ideolojisi ve kültürü ise bunun karşıtı da modern çağın temel bir unsurudur. Yani karşıtı ne? Kapitalizme karşı sosyalizmin teorisi ve toplumsal siyasal dinamiği olan yeni bir sınıf, işçi sınıfının ideolojisi diyelim. Marksizm yani. Evet. Marx en büyük modern teorisyendir. Modern çağın en büyük teorisyendir. Şimdi modernin tanımını diğer modadan türetilir. Yani modern çağ diğer çağlardan farklı olarak kapitalizminde burjuva girişimciliğin de çok önemli bir boyutu olan durmadan kendini yeniler bu sistem. Kapitalizm modern çağda durmadan yenilikler üretilir. Moda dediğimiz işte yenilikler şeyi de buradan gelir. Akılcılık çünkü devreye girmiştir. Doğanın insanın yaratıcını, aklını, yeteneğini sınırlayan şeyler büyük ölçüde aşılıyor ve insan aklı sınırsız bir doğan o da doğanın bir unsuru aslında. İnsan aklını sınırsız bir şekilde doğayı değiştirme dinamizmi gündeme geliyor. Dolayısıyla durmadan yenilikler bilimde, sanatta, üretimde, üretilen şeylerde yenilikleri içeren bir çağ. Bu anlamda modern çağ diyoruz. Moda, modern. Modernite de denir buna. Modernite de demek modern çağın evet. Mekansal ve uzaysal adıdır. Modernite. Yani içinde yaşadığımız süreçtir. Ha, modernizm ise bir sanat akımıdır. Modern çağın sanat akımları yani 19. yüzyıldaki sanat akımları romantizm vardır. Gerçekçilik vardır. Hugo romantiktir. Balzac en büyük sanatçıdır. Balzac gerçekçidir. Stendhal gerçekçidir. Doğalcılık vardır akım olarak. Romantizm ise 1850'lerden sonra daha çok burjuvazinin gericileşmeye başladığı süreçte burjuva kültürünün içinden, burjuva bireyinin içinden çıkan bir akımdır. Burjuva bireyi merkezlidir. Romantizm esas olarak. Şimdi burada sanatın bir avantgard kavramı da geçer burada. Öncü sanat. Evet. İkisini birleştirirse şöyledir. Bir kere modern çağda romantizm olsun, gerçekçilik olsun. Tabii 1800'lerin sonlarına itibaren toplumsal gerçekçiliğe dönüşmüştür bu gerçekçi ve sanat. Romantik sanat. Diyelim toplumsal gerçeğe dönüşme, diyelim Tolstoy, arkasından Çehov, Gorki ve 20. yüzyıldaki birçok diyelim ki işte Amerika'daki John Steinbeck'i al, bilmem şeyi al, Jack London'ı al, işte Rusça'da başka yeni Şolov var, Durgun Akardılon. Yani bir sürü toplumsal gerçekçi romanlar 20. yüzyılda bunlar önemli. İşte Türkiye'nin toplumsal gerçekçiliğinin romanları ki Türkiye'nin modern edebiyatı ve şeyi toplumsal gerçekçidir. Esası. Onu da bir madde olarak girmek gerekir. 80'lere kadar ki baktığımız zaman Nazım'dan,
Reşat Nuri'den hangisini ararsa bunlar hepsi esas olarak gerçekçi ve toplumsal gerçekçi bir çerçeve içerisinde sanat edebiyat üretmiştir. Ve 80'lerde işte bu geleneğe karşı bunlar modern edebiyattır. Modernist değildir, moderndir. Toplumcudur, gerçekçidir. Toplumsaldır diyelim. Toplumcu, sosyalist bir tanıma girer ama toplumsal dediğim hem toplumculuğu içerir hem de toplumun sorunlarını sorun edinen, buna dert edinen, bunu ele alan, bununla uğraşan, buradan bir şey çıkarmaya çalışan sanat. Toplumsal gerçekçi sanat. Bu 80'lere kadar böyle olmuştur. 80'den sonra işte bu yeni dediğim postmodern edebiyat tam da buna karşı. Bunu yıkan, bundaki içeriği yok sayan, biçime önem veren şeydir. Ha şimdi modernist sanat demek ki 1860'lardan sonra modernist resimde başlamıştır. Özellikle giderek 20. yüzyılın başında tamamen kapitalizmin gericileşmesiyle birlikte yalnızlaşan burjuva bireyin, çaresizleşen kapitalizm büyük yıkımının yarattığı büyük çelişkilerin, açmazların içine giren burjuva bireyin toplumdan, her şeyden kaçıp tamamen bireysel hayal şeyi, kurgusal dünyasında ürettiği yenilik, güya yeniliktir ama kapitalizmin çerçevesi içerisindeki yeniliklerdir. Ama bu modernizm aynı zamanda henüz kapitalizm tamamen gericileşmediği için, kapitalizmin içinde hala ilerici, devrimci tepkiler, çünkü üçüncü sınıf hareketi vardır. Onun kısmi yansımaları olan mesela diyelim Picasso'nun sanatı, onun gibi bir takım sanatçılar resimde modernist ama toplumsal ve insani sorunlara ele alan. Diyelim ki Brecht tiyatroda modernist bir üslubu getirmiştir. Benjamin bunun teorisini yapmıştır vesaire. Yani başka mesela Meksika'da Diego Rivera var, büyük bir ressam. Mesela modernist o da ama o da kendi toplumsal gerçeğini modernist bir şekilde şey yapmıştır, yansıtmıştır sanata. Yani modernizm içinde belli bir devrimci yan vardır. Ama esas olarak Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Duchamp'la falan başlayan, Dada'yla başlayan tamamen birey merkezli, toplumsal kaygılardan tamamen uzak bir alana girmiştir. Bu modernizm, modernizmdir. Sanatta modernizmdir. Oysa diğer sanatlar toplumsal gerçekçi, hep onların da hepsi moderndir. Modern çağın sanatlarıdır. Modern sanat dediğim gibi hepsini içerir. Yani geleneksel toplumların edebiyatı, sanatı değildir. Modern çağın toplumsal sorunlarını ele aldığı için toplumsal gerçekçilik de modern, yani çağdaş sanat ve edebiyattır. Ama modernist değildir. Anlatabilir miyim bilmiyorum. Yani modern sanat, evet, işte son 200 yılın aydınlanma ilkelerinden kopmayan, insanı ve toplumsal gerçekleri inceleyen sanat olarak romanıyla şu bir modern sanat. Genel olarak da devrimcidir, ilericidir modern çağda sanat. Bu öyle. Bireycilikten kopmuştur. Bireyciliği eleştirir. Bireyin sorunlarını değil, bireyci, birey merkezi eleştirir. Yani buna eleştirel gerçekçi de denilir. 40'larda bu biraz eleştirel gerçekçilik şeklinde de kendini ifade etmiştir. Bu sanat modern sanattır. Modern edebiyattır. Öbürü modernist ise modernini kullanır ama modernist kendini öyle tanımlar. O da birey merkezli. Deminki tanımladığım içerikte anlamda bir şey. 60'larda bu modernist sanat postmodernizme dönüşmüştür. Postmodernizm nereden geliyor? Modernizmden geliyor. Tabii bunun modernist sanatın bir takım başka, bir sürü başka özellikler var. Yani modern çağdan toplumcu, gerçekçi, toplumsal gerçekçi edebiyat ve sanattan farkları vardır. Mesela şeyi diyelim ki sanat eserinde bir zaman sorununu veya zaman mekan sorununu çok önemsemez. Artı diyelim ki romanda olay örgüsü, yani kurgu salt kurgucudur. Kişiler eklektiktir. Kahraman yoktur pek. Yani modern edebiyatta bunlar çok belirgin bir şekilde vardır. Evet. Yani 60'larda bu şeye postmodernizme dönüşmüştür. 60'ların sonlarında postmodernizme dönüşmüştür. Nasıl dönüşmüştür? Artık modernitenin, akılcılığın, aydınlanmanın her türlü ilkesini reddeder noktaya gelmiştir. O güne kadar biraz daha gene aydınlanmayla kısmi bir bağ kuruyordu. Bir gerçeklik bağı vesaire vardı. Ondan sonra tamamen reddeder noktaya gelmiştir. Modernist sanatın şeyi budur. O postmodernizme çıkmıştır. Peki
Şimdi bu eleştirel bakış Türkiye'de sanat ve edebiyatın sorunlarına geniş bir perspektiften baktınız. Çünkü Türkiye dünyadan kopuk değil. Evet, işte tabii. Bu yayılmacı düşüncenin, yayılmacı tavrın, emperyalizmin Türkiye'deki sanat ve edebiyat üzerinde yıkıcı etkisini evet. de görüyoruz. Evet. Şimdi 68 ruhu diyoruz hep. 68 ruhu çok güçlü, önemli bir ruh. Çağdaş Türkiye'yi geleceğe taşımak açısından. Peki 68 ruhunun kültüre bakışını nasıl anlatırız? Şimdi sizin evet, çok güzel bir soru ve tam da benim de açıklamak istediğim bir noktayı yapmaya. Evet. Şimdi demin dedim ya, 80'lerde bu postmodernist kırılma ve yabancılaşma yaşandı. Yani ulusal ve bizim devrimci içerikli edebiyatımıza, toplumsal edebiyatımıza tam bir kopuş yaşandı. Bunun, bu edebiyat, diyelim ki edebiyat 68'i belirleyen sadece koşullar, evet. Tabii Kemalist devrimin işte yön hareketiyle fikri oluşturuldu vesaire. 27 Mayıs'la siyasal ortamı, hukuki ortamı oluştu. Giderek gençlik içinde işte ilk defa Marksist, bilimsel sosyalist eserler okundu. Dünya devrimci süreçlerinin yapıtları izlendi, okuldu vesaire. Öyle bir işte komşumuz şeyde Mısır'da Nasırcılık vardı. Bilmem Suriye'de Bağız devrimi, Cezayir devrimi olmuş. Vietnam devrimi devam ediyor vesaire. Dünyada çok güçlü bir devrim dalgası vardı ve biz Türkiye'de de o Kemalizmin yeni 27 Mayıs'tan sonraki büyük atılımı ile birlikte Kemalist, Doğan Avcıoğlu'nun tarifini yaptı. Kemalist sosyalizmin, yani sosyalizm idealiyle Kemalizmin birleştiği, sentez olduğu neredeyse, tam çok bilinçleri çok güçlü değildi ama kendiliğinden böyle bir süreç yaşandı. Bir 68 dalgası. 68 hareket hem antemperyalist, hem ulusal Kemalist değerlere yaslanıyor, hem Türkiye'deki yükselen işçi sınıfı hareketiyle, öğretmen hareketiyle birleşmiş. Mesela DİSK olağanüstü bir güçtü o zaman. Tabii. İşçi sınıfını örgütlemiş eylemleri var. TÖS, Anadolu'nun 4000 yanında öğretmen hareketi büyük bir moral ve devrimci enerjiye sahip. Ve gençlik, 3 tane önemli diyelim ki toplumsal kuvvet birleşti, büyük bir enerji yarattı. Peki bu enerjinin yaratılmasında birincisi tabii ki mesela Nazım çok belirleyici bir rol oynamıştır. Nazım'ın şiirlerini ilk defa yasaklanmaktan kurtulması ve çok geniş bir şey. İki açıdan, hem sanatsal açıdan hem de idealler, toplumsal idealler açısından. Hem Milli Kurtuluş Savaşı'nı savunuyor hem de sosyalizm idealini savunuyor. Bu çok belirleyici olmuş. Yani sanatın 68'in ruhunda çok belirleyici bir rolü vardır. Şunu o zaman ben o yazımda da belirttim. Yani diyelim biz sanatın, şeyin, siyasetin, Marksist teorinin rolü birse, niteliği belirliyor elbette. Yani öncülerin bilincini oluşturur ama geniş kitlelerin bu mücadeleye katılmasında sanatın rolü, sanat ve edebiyatın rolü ondur. Nazım, mesela Yaşar Kemal İnce Mehmet eleştirir, tartışır ama o bir isyan ruhunu, haksızlığa isyan ruhunu aşıladı gençliğe. Hepimiz onu okuduk. Orhan Kemal'in emekçi işçi sınıfının durumunu anlatan yazıları. Aziz Nesin'in mizahi, değil mi? Toplumsal şeyleri, yergileri, derin mizahi değerlendirmeleri, hikayeleri. Müzikte Cem Karacaoğlu, Fikret Kızılok gibi modern müziğin, çağdaş müziğin diyelim, bizim geleneksel halk müziğiyle sentezlendiği, birleştirilmeye çalışıldığı bir şey. Yani çok sesli müzik henüz çok gelişmiş de onun da şeyleri var ama maalesef diyelim ki 30'lardaki o çok sesli müziğin toplumsal dönüşümdeki rolü nedir dediği zaman ben o konuda çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Belki o bir özel bir araştırma konusu. Edebiyatta böyle. Resimde de gene çok önemli gelişmeler vardır. İlk defa bak 45'le 50'lerden sonra o akıl dışılığın öne çıktığı çağda bizim Kemalizm, mesela D grubu vardı 30'larda. Yani modern sanatı toplumsu Anadolu'nun gerçekliğiyle birleştiren bir sanat hareketi. Yani o da ulusal sanatla modern sanatı, estetiği birleştiriyor. Bunun devamı Yeniler grubu var. 40'larda ortaya çıkmış. Devam edenler. Mesela bunlar, Nuri İrem mesela bunlardan önemli bir isimdir. O
Ellerden sonra soyuta yöneliyor bak. Ellerden sonra o grubun bazıları geleneksel şey çizgisine devam ediyor. Bazıları modern şey soyut sanata yöneliyorlar. Ellerden sonra bu 65'lere kadar sürüyor. Nuri İyem 65 bu tipik bir şeydir. Soyut sanat. Ama 65'lerden sonra bakıyoruz Nuri İyem tekrar o Anadolu'nun o şey kadın tipini değil mi? O anlamlı, sade ve şey kadın tipini onurlu, bilge anlatır. Ondan sonra tekrar şeye yönelir. Figüratif sanat, resimde figüre tekrar yönelir. Bedir Rahmi burada şeydir, motor, bayrak, bayrak taşıyan. Yani bu tür şeyler olur. Bütün bunlar yani şimdi işte İstanbul'daki, ben İstanbul'da o süreci yaşadım. İstanbul'da Güzel Sanatlar Akademisi o mücadele sürecinin afişleriyle, başka görsel şeyleriyle çok etkileyici bir rol oynuyordu orada. Müzikçiler de öyle vesaire. Ha, Ruhi Su mesela. Evet. Yani halk müziğinin en müziğiyle iyi şey yorumlamış, nitelikli yorumlayıcısı. Sanatla devrimcilik, ulusal bağımsızlıkçılık, Kemalizm öylesine bir birliği içindeydi ki müthiş bir enerji yaratıyordu. İşte sanat bir haykırış. Dedim ya bizim sanatımız 70'lere kadar evet. Esas olarak, yani istisnaları saymıyorum, esas olarak toplumcu ve gerçekçiydi. Gerçekçiydi. Yani hangisini alırsan al. Yani Tanpınar'dan o şey Kemal Tahir'e, işte Sabahattin Ali'ye kimi yazarmış şey yaparsan, Yakup Kadri'de hepsi toplumsal gerçeğimizdi. Yani ulusal ve devrimciydi. Ulusal ve toplumcuydu. Şimdi bu içerik 80'lerden sonra karşı devrim kesintiye uğradı. Şimdi yapılması gereken o 80'lerde kopan o şeyi, bağı postmodernizmi sanatsal düzlemde onun yarattığı yıkıcılığı, tahribatı, yabancılaşmayı alabildiğine, derinlemesine mahkum edip, eleştirip tabi bu düşünsel planda, bunu sanat planında, yaratıcılık, üretim planında da eserlerini veren. Hangi eksen oluşuyor burada? Emperyalist kültüre karşı. Biliyorsunuz postmodern kültürün en temel şeylerinden birisi demin ben küreselciliğin de şeyi merkezi, ulusal devleti ve kültürü reddetmek. Reddediyor. Ona karşı evet. Zaten bu geliştirildi. Tüketim kültürüyle, her şeyle ona karşı. Peki bu düşünceyi, bu sanatı toplumla nasıl buluşturacaksınız? Şimdi toplumla buluşturma birincisi bir kere bu da devrimci bir, yani sanatla siyaset arasındaki, sanatla ideoloji arasındaki bağı. 80'den sonra öncelik o kopartıldı biliyorsun. Bir kısım o devşirilmiş, küreselleşmiş Avrupa Birlikçisi, liberal sol zaten siyasetini emperyalizme bıraktı. Yani şimdi emperyalizm solu diyoruz. Esas siyaseti ona bıraktı yani. Partiler de çok fazla, yani Türkiye'de iktidar olmayı, halkı, emekçi iktidara taşımayı, Türkiye'nin bağımsızlığını ve ulusal bütünlüğünü savunmayı bir dert edinen ne? Aksine ona aykırı mevzilerde. Sanat ve bu mevzilerde yararlılarken siyaseten bu mevzilerdeler. Emperyalizm güdümündeler. Sanat planında da sanat diyorlar ki bağımsız olsun. Hiçbir siyaset şununla karışmasın diyor. Ya bu zaten emperyalist projenin, işte modernist sanat olarak emperyalizm projelendirdiği şeyin çizginin devamı oluyor. Yani şimdi dolayısıyla onların bu sanat anlayışına karşı biz sanatın siyasetle bir bağı olacak. Bağı vardır. Sanat, siyaset, devrimci siyaset sanatsız olamaz. Sanat da devrimci toplumsal mücadeleden bağımsız olamaz. Gelişemez. Burada nasıl kıracaksınız siyasetin direncini? Bunu, bu konuda ben o teori dergisinde evet. Rus devrimiyle Rus edebiyat ve sanatının bağını incelemiştim. Biri olmadan öbürü olamaz diyordu. Bir bütündür bunlar. Yani sanat bağımsız bir şey, çok fazla bir şey yaratamaz. Çok başarılı şeyler üretemez. Ha, burada incelikleri var tabii. Yani sanat siyasetin bilmem emrinde bir şey de yapamaz. Sanat kendi sanat özgürlüğünü koruyarak. Sanat siyasetin emrine girerse sanat olmaktan çıkar. Olmaktan çıkar. Ha, ama bizim diyelim ki bizim kendi hareketimiz, kendi partimize dahil Türkiye'de sol devrimciler henüz bu bütünlüğü tam sağlamış değil yani. Burada sorunlarımız var. Bunu görmek zorundayız. Siyaset, sanattan bağımsız bir siyaset, yani estetik boyutu olmayan bir siyaset de başarılı olamaz. Şimdi Gırgır ve Leman'dan İşte bu propaganda mesela, kitlelere propaganda yapmadan evet. Nasıl propaganda yapacaksın? Evet. 60'lardaki o büyük kitlesel dalganın
arkasındaki sanatın rolünü hatırlayalım. Bugün de sanatın, yani tabii ki propaganda mesela edebiyatın rolü çok yüksek. Müziğin rolü çok yüksek. Resim belki biraz daha şöyle ama onda başka boyutta rolü var. Bunları biz, bunların devrimci, bak bunlar, bütün sanatlar devrimcidir aslında. Her zaman devrimcidir. Yani hele hele modern çağda devrimcidir, öncüdür sanat. Modern sanat diyoruz ya, öncüdür. Toplumu dönüştürme, yeni bir insan yaratmayı hedefler. Ha, devrimci siyaset bununla birlikte yürümek zorundadır, yürümelidir. Onun koşullarını düşünmelidir, yaratmalıdır. Karşılıklı olacak bu. Bizim böyle bir sorunumuz olduğu kanaatinde, yani biz bunu henüz sanatla siyasetimizin canlı, buluşamadık. Dinamik bir buluşmasını, birbirini üreten, birbirini geliştiren bir dinamik buluşmasını tam yaratabildiğini sanmıyorum. Atatürk önderlik etti buna. Fakat ondan sonra tamamen sanat köşeye sıkıştırılan bir olgu haline dönüştü diye düşünüyorum. Evet, yani çığlığını sonunda çok güçlü atamadı sanat. Şimdi galiba. Mesela bu postmodern sanata karşı elbette tek tek çıkışlar var. Diyelim ki Fazlısa, değil mi? Bugünün modern işte çok sesimizin şeyi. Diyelim edebiyatta işte yakınımıza bakıyoruz diyoruz. Diyelim Hüseyin Eder gibi bir şairimiz var. Romanda yok, göremiyorum ben. Şimdi ama bunun koşulları ben hissediyorum. Bu yönde yani postmodernist o yıkıcılığın, tahribatın eleştirmesi teorik planda, bunu örneğin şeyde geçen sonbaharda biraz bu şeyi, tartışmaları yaptık. Erkan Yücel Kültür Merkezi'nde tartışmaları yaptık. Bize düşen, yani ben bu işi bilmem eleştirel düzeyde veya fikir düzeyinde şey yapan birisiyim ama sanatsal olarak yaratıcılıkta ben felsefenin dışında, fikrin dışında, tartışmanın dışında sanat üreteceğim diyen bir sanatçı hiçbir şey üretemez. Bu tartışmaların içinde yer alacaktır. Yaratıcılıkların önü böyle açılır. Şunu da söyleyeyim, daha önce de söyledim. Günümüzde dünya çapında, bakın, dünya çapında bir uygarlık çöküşü var. Yeni bir uygarlık yükseliyor. Batı çürümüş ve çöküyor. Kültürüyle, her şeyiyle, sadece ekonomik olarak falan değil. Onun bize yansımaları postmodernizm. Türkiye, affedersin, tırnak içinde solu, batıdan gelen her şeyi ileri sanıyordu. Yani solda demeyeyim, yani aslında sol adı altında işte cumhuriyetçi, batıcı bir aydın kesimi çok güçlü var. 80'den sonra bu batıcı aydın çok daha etkin hale getirildi. Küresel sisteminde Türkiye'ye dayatmalarıyla. Bunlar batıdan gelen her şeyi iyi, yeni bir şey olarak görüyor. İşte postmodernizm böyle girdi. Affedersin, bir zoka gibi sokuldu aydının bilincine, bilinçaltına girdi. Türkiye'deki teorisyenleri vardı. Yani bunun taşıyıcıları, öncüleri oldu. Her anlamda girdi. Müzikle. Tabii her şeyle yani, oldu. Deminki saydığım isimler biraz küstü. Bunu yaptılar. Onların görevi buydu. Evet. Bunu yapıldı. Şimdi öyle şeyler yapıldı ki hiçbir sanat değeri olmayan şeyler, büyük büyük teorik şeyler yapıldı. Metiyeler düzüldü. Yani bunlar yapıldı. Şimdi hala o eğilim var. Şimdi ben soruyorum, bu sanatla ilgili bir sürü arkadaş diyor ki ya kardeşim, bizim cepheden bir canlılık ne yok? İki şey işte. Bir, teorisini, fikrini net bir şekilde toplumda tartışacağız, tartıştıracağız. Kendi partimizin mekanlarında olanakları, yani topluma ulaşacak her türlü aracını iyi değerlendireceğiz. İki, bu partinin çevresinde oluşan parti üyesi veya değil, yani bağımsızlıkçı, siz tabii Atatürkçü. Vatan Partisi'nden söz ediyorsunuz. Tabii. Ben evet. Vatan Partisi üyesiyim. Vatan Partisi'nden evet. Tabii söz ediyorum. Bunları, bu insanlar yaratıcı, yani sanatsal etkinliğinde herhalde bunları bir biçimde, yani sanatının içeriğini bu toplumsal sorunlarla, Türkiye'nin sorunlarıyla şey yapması gerekiyor. Estetize etmesi gerekiyor. Yani estetiği, estetik Türkiye'nin gerçekliğini estetize etmesin. Gerekiyor. İmgeleştirecek romanında neyse, yani bunları estetik kavramlarla şey yaparsa. Bir dönemi okuyacaksın. Mesela tabii. Kemal Tahir'de bunu okuyabiliyoruz. Ben tam bağımsızlık diyeceğim. Evet. Sanatçı arkadaşımız da diyecek ki bağımsızlığı şu imgeyle. Evet. İmgeleştirecek, yani bunun imgelerini o bulacak. Evet. Şimdi ben ısmarlama şey yapamam. Ben. Evet. Ama şunu biliyorum ben.
bilginin ve bilincin dışında şey yaratıcılık yoktur. İçgüdülerle, bilmem rüyayla, düş görerek, bilmem neyle, bilinç dışını işte hiç düşünmeyeyim, canımı böyle sanatlar olmaz. İntihal yaparak. Bu yaratıcılık değildi. Burada bir şey çıkmaz. İntihalle yani çağırma çırpmayla sanat olmaz. Olmaz. Süremiz bitmiş. Olmaz. Öyle mi? Süremiz bitmiş. Neyse. Ben de rüzgar gibi geçti. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Böyle bir ufuk turu sanatta, Türk romanında, Türk edebiyatında, resminde her şeyi konuştuk diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Yani işin özü kendi değerlerimizi toplumla buluşturmamız büyük önem taşıyor. Geleceğe taşımak için toplumları. Yarın yine burada olacağız. Çok tartıştığımız haycanlarımızın sorunlarını konuşacağız. Yasayı konuşacağız. Değerli hukukçular burada olacak. Yarın saat 16'da buluşmak dileğiyle. Esen kalın.